أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Şimdi neresini tutacaksın? Çok geniş bir mevzu. İlk önce şuradan başlayayım. Bak sen geliyorsun diye Rizeliler de toplanmaya başladı sana. Bak bana bir taştı ha. Bugün tarih alemde hiçbir nesil şeceriyle yani Ali Beyt nesli şöyle kaydediliyor. Çocuk geldi dalı çıkartıyorlar. Bir dal da çıkartıyorlar. Böyle ağaca şecere yapıyorlar. Nesil. Tamam mı? Şeceriyle bir de Osmanlı bunları resmi kayıt altına alıyordu. Ehl-i Beyt'i, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neslini böyle senet yaparlardı. Bir de şecere dedikleri böyle ağaç dallar yaparlardı ya. Yaptıktan sonra onu öteki çocuğuna verirdi. Yani gelecek nesile verirdi. Kendisine kalmazdı. Tamam. Anane ile yani birbirine aktararak ve toplumda bilinerek birbirine muttasıl, birbirine yakın ve bağını bilen toa yedi kuşağı biliyor. Çünkü elinde ağaç var. En yüksek şeref ve âli hasep ve asil nesep ile muntaz hiçbir nesil yoktur ki âli beytten gelen seyitler nesli kadar kuvvetli ve emniyetli bulunsun. Âli beyti söyledi. Tamam değil mi? Âl-i Beyt bunu anlaşılıyor değil mi? Âl-i Beyt böyle bir şey yani. Böyle bilinen bir şey. Tahmini değil. Eski zamandan beri bütün ehli hakikatin fırkaları başında onlar. Eski zamandan beri bütün ehli hakikatin fırkaları. Yani hareket eden dini cemaatler olsun, mezhep olsun hep onlardan gelmiş. Ekseriyeti mutlaka. Ve ehl-i kemali namdar reisleri yine onlardır. Yani hamiyeten cibili olarak İslamiyet'e sahiplenmişler. Şimdi de bunlar ehl-i beyt kemiyeten milyonları geçen bir nesli mübarektir. Adet bakımından milyonları geçmiş ve öyle bir özellikleri var ki saydı ki birbirini çok iyi tanıyorlar. Şüphe yok. Yani şimdi mesela iki tane, üç tane memur bir araya geliyor. Kim kime çalışıyor acaba? Bu neyin nesidir diye. Güven olmuyor. Güven olmayınca da iş bölümü olmuyor. Şimdi de kemiyeten adet bakımından milyonları geçen bir nesli mübarektir. Bunlar mutenebbi. Ne demek? Uyanmış, şuurlu. Meseleyi hadiselerle uyanmış. Saf delikleri pek kalmamış. Sebebi çok alim olduklarından değil, fıtratlarındaki hamiyetten bakıyorlar etraf alemde İslam düşmanlarını görüyor. O ehl-i beyt bizim gibi lakayt değil. Mesela bir yerde bir Müslüman burnu kanasa biz yemeği iştahımız kesilmez. Ya hakikaten olmasaydı falan. Onlar böyle değil. Yani fıtri bir tarafgirliği var. Senin dedenin dini olsa ne yapardın? Peygamber'e peygamber diye bakmıyorlar. Birincisi dedem diye bakıyor. Yani fıtri bir tarafkirlikleri var. Bunlar hadisat-ı alem ile cereyan eden hadiselerle uyanmışlar. Sonra kalpleri imanlı. Sonra muhabbet-i nebevi ile dolu.
Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bağlılar. Cihan de şeref intisabıyla serfirazdırlar. Cihandan daha değerli bir şerefle şereflenmişler. İslam ve İslam'ın kaynağıyla onların üzerinde ceyran etmiş geliyor. Bu çok büyük bir farklılıktır, üstünlüktür. Böyle bir tanımlama yaptı Ehl-i Beyt'i. Ama milyonlar aşmış. Bunlar nasıl aktif olacak? Böyle bir cemaat azimi içindeki mukaddes kuvveti, yani bu Ehl-i Beyt'in yeter ya dettirecek mukaddes bir kuvvet var. Böyle her şeye rağmen teyit edecek bu mukaddes, böyle bir cemaat azimi içindeki mukaddes kuvveti teyit edecek, teyit heyecanlandırıp uyandıracak. Yani normal bir uyanma değil. Öyle bir hadiseler olacak ki oluyor ki böyle. Heyecanla uyanma var. Normal bir uyanma değil. Teyit edip edecek, heyecanlandırıp uyandıracak hadisat-ı azime vücuda geliyor. Büyük hadiseler vücuda geliyor. Böyle bir hadise geliyor İslam'la alakalı. Herhalde son bir kalesi. Şu anda dünyaya bakarsan son kalesi Türkiye. İslam'ın Bahadır oğlu ve aynı zamanda kumandanı Serfiraz ile Cemal-i Mutefika'yı İslam'ı hak eden ve Selçuklularla beraber Osmanlı 600 sene, 1000 sene İslam'a bayraktarlık etmiş olan bu millet. Bu millet derken coğrafyası itibariyle Türk değil, Türk manası değil. Burada ekrat, yani nasıl ki ekrat dediğimiz gibi coğrafya, ta Rusya'nın ortasına kadar, Tunus, Cezayir vesaire buralara kadar hizmet etmiş. Din-i Mubin'i götürmüş, kimseyi sömürmemiş. Böyle bir Ali Beyt'i heyecanlandıracak bir hadiseler olacak. Oluyor da. Ama öyle bir duruma gelecek ki tamamen yeter dettirecek. Elbette o kuvvet azimedeki bir hamiyet haliye, yani bu Ehl-i Beyt'in içerisindeki milyonlar efradı bulunan bunların içinde hamiyet-i aliye yani yüksek âli ruhlar feveran edecek. Nasıl mesela sana daha müşahhas bir manada? Yani mesela diyelim ki sokakta yürüyoruz. Çoluk çocuğum var. Orada köpek bağırıyor bana. Biraz da böyle yaklaşıyor, yani tedirgin olursun. Tepkin ona göre olur. Senin çocuğuna saldırsa ne yaparsın? Allah muhafaza eylesin. Değil mi sanki? Yani kendini unutursun. Kendini düşünse kaçarsın. Çocuğun olunca canını verirsin. Yani bunlar böyle olacak. Yani peki nedir o? Türkiye'nin başına bir şey gelecek. Çünkü ağabey budur. Yani gözüken de budur. Buna zaten delil de istemiyorum. Şu anda bu. Yani geçmişiyle, devlet anlayışıyla, devlet kültürüyle, derinliğiyle, yüksekliğiyle, enlemiyle böyle bir İslam'a bahadırlık, hizmetkarlık yapmış, işçilik yapmış, amelilik yapmış, İslam'a amelilik yapmış bir milletiz yani. Bu coğrafyada yaşayan milletiz biz. Bu millet araba benzemez. Benzemez yani. Onlar söylüyor. Biz Araplardan bahsetmiyoruz diyor. Bunlar Türklerden bahsediyoruz diyor. Bunu gavur komutan söylüyor. Türkiye öyle bir hadise-i azime ile muhatap olacak ki oluyor ki bu Ehl-i Beyt heyecana gelecek. Ön görülemeyen
hareketleri varmış diyorlar. Türkiye için. Evet. Yani başka bir ülkeyi işgal etme plan programları var. Onun nasıl yapacağınızı masada hemen hallediyorlar. Ama Türkiye diyor, öngörülemeyen şeyler yapabiliriz. Evet. Onun için güçlü düşman diyorlar. Çok acayip. Tarihte tek başına zaten bitmişti. 7 tane devletle Çanakkale savaşmış. Süper devletlerle savaşmış. İmkansızlıklar içinde. Yani yüceltmiyoruz. Zaten büyük. Sen küçültsen de Türk milletini, o büyüktür. Büyütsen de büyütemezsin. Allah vazife vermiş. Ya nasıl vermiş? Çatlasan da patlasan da Allah verdi. Allah'ın ortağı değiliz. Allah bu millet, vazifeyi bu millete verdi. İster kabul et, ister etme. İster için yansın, isterse memnun ol. Vermiş Allah. Ya nerede vermiş? Görmüyor musun? 15 Temmuz'u unut, bir misal verelim. 15 Temmuz, bundan daha yani güzel, evet, misal olur mu? Adam silah şey tehdit ettiği zaman 7 mahalle kaçıyor, vatan meselesi gelince tankın altına yatıyor. Yani heyecanlandı, ötekisinde de yatıyor, aynada. Ya ayakkabısıyla F-16'ya atan bir milletin çocuklarıyız ya. Levesiyle inmeyecek misin aşağı diyor, leveyle tehdit ediyor. Bunu film yapmıyor ha. Bunu ancak Amerika filmlerinde görürsün. Amerika'nın zaten ne ümmetçiliği var ne milliyetçiliği var. Çünkü Amerika adası toplama kampıdır. Fransızdır, Pakistanlıdır, Türktür, İranlıdır, Yahudidir. Ne? İsrail'de ne var? Milliyetçilik var, ümmetçilik yok. Türklerde ne var? Türklerde ve Kürtlerde ne var? Milliyetçilik var, ümmetçilik yok. Ama Türkiye, İslam dediğin zaman ümmetçilik var. Ümmetçilik hepsini toplamış. İnanç birliği var. Diğerleri teferruattır. Allah, peygamber, din, Kur'an dedi bitti. Buna Çanakkale dilidir. Yemen'deki yatanlara bakın. Şey Yemen diyorum, Çanakkale'de yatanlara bakın. Yemenli yatıyor. Tunuslu yatıyor. Gittiğinizde gördünüz. Ne işi var Yemenlinin? Şu anda Türklerin Yemen'de ne işi var idiyse... Şu anda varsa, o zaman onların da böyle bir işi vardı. Ümmet, ümmet kardeşim. Onun için bu ümmetçilik ruhunu yıkmak için milliyetçiliği aşılıyorlar. Milliyetçi olanlar ümmetçi olamazlar. Ama milliyetçilik eğer ümmetçiliğe hizmet ediyorsa ne güzel işte. Ama milliyetçiliği öne çıkarttın mı ümmetçilik aşağıda kalır. Ümmet yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ne mutlu Müslümanım diyene demek kastediyorum. Bilmeyen yeni kardeşler için söylüyorum. Ümmet bu. Allah ve ahiret. İnandığın her yer vatandır. Müslümanların anlayışında orası İslam memleketi ise bizim vatanımızdır. Vatandır. Ama hasreten kan akıtımı her şeyimizi verdiğimiz bu memleket bizimdir. İşte bu milletin başına bir şey olacak ki Ali Beyt'i heyecanlandırıp uyandıracak hadisat-ı azim vücuda geliyor. Size başta bir şey söyleyeyim de hem üzülmeyin hem sevinmeyin o noktada. Yanınızda bulunan, safınızda bulunan bir sürü dostlar var. Devletler. Sevinme o kadar. O kadar hain devletler var ki senin yanında. Karşınızda düşman devletleri var. O kadar acımasız devlet ki. Üzülmeyin. Çünkü düşman safında çok dostlarımız var. Çok tuhaftır. Ha? Acayip senaryolar oynanıyor. Vitrinden çıkın. Vitrinden bitin o gözükenden çıkın. Bazen kayıp içinde kazanım var, kazanım içinde de kayıplar vardır. 30'u verip 300 alan etmiyor zarar diyor Üstad. Çok tuhaf şeyler oluyor. Olacak da şaşıracaksınız. Yani zahire bakarsan Allah Allah. 1, 2, 3, 4 onlar bize düşman. Karşımıza gemiler çıkartmış. 1, 2, 3, 5 bunlar iyi. Dostlar, değil öyle.
öyle senin ve benim gibi zahirde baktığın gibi olsaydı çoktan gitmişti. Çünkü öngörülür olurdun. Öngörülürse önünü alırsın. Yani adım attığın zaman adımın 2-3 safı gösteriyorsa zaten öngörülür oluyor. O önünü alıyorlar. O değil ya. Mesela onunla ait hatıra nakledeceğim ama dur acele etmeyin. Elbette o ehl-i beytin kuvvet-i azimedeki bir hamiyet haliye feveran edecek. Yeter artık diyecek. Edince ne olacak? Sırayla gittik değil mi? Bak ehl-i beyti anlattık. Sonra ehl-i beyt milyonlar aşkın böyle bir güç sahibidir. Sonra onları heyecanlandıracak bir hadisi gelecek. Sonra o ehl-i beytin içinde bir âli, bir kuvvet-i azime feveran edecek. Hazreti Mehdi başına geçecek. Tarike hak ve hakikate sevk edecek. Böyle olmak ve böyle olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmet-i ilahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız. Gelecek bu. Patlasalar da, çatlasalar da bu gelecek. Yani ama hadise gözüktüğü gibi, zahirdeki gibi değil. Hiçbir şey. Mesela buna ait bir hatıra ile şey yapayım. Üstad Hazretleri Irak'ta hadisi oluyor. Üstad biliyorsunuz 1958'de Bağdat'ta ihtilal oluyor. 58'de. Üstad Tabri'de ne kadar uzak biliyorsunuz. Değil mi? Bu kadar risalede en çok ondan uzak olun dediği ondan daha ileri şey yok. Bu hadisat-ı alem toplaması Risale-i Nur'da ve Gayr-ı Münteşir'den seçilmiş bazı şeyler. Rahmetli Rüştü abi yaptı. Onunla bir parça nakledeyim de şaşıracaksınız. Üstad Hazretlerine atfen ve lafsen değil manaca nakledilen hatıra şudur. Malum olduğu üzere 1900 yani zahiri bakıp da şaşırmayın. Hemen o zaman bunu şey yapmadan önce şu mukaddemeyi yapayım. Şimdi oynanan oyunlar aynı, senaryo aynı. Mesela bir dini cemaat çıkarırlar. Orada insanlar ezilmişliklerden, ezilmiş olmaktan, kalkılmış olmaktan, itilmiş, kalkılmış olmaktan o dini cemaata Müslümanlar hemen sahiplenir her şeyle. Gider ne ettiği belli olmayan bir yere seni saplar. Bir bakarsın, doktor çıkıyor, mühendis çıkıyor, oğlan geldi falan bir bakıyoruz ki yularlar başkasının elinde. Zahir aldatıyor. Şimdi bir böyle yapıyorlar. Birincisi böyle yapıyorlar. Yani içeride kanalize ediyorlar güçleri. Var olan güçleri yok etmek istemezler. İngiliz siyasetidir. O gücün karşısına çıkma. Seni siler süpürür. O ortaya çıkan bir ihtiyaç, gücü kanalize ederler kendi lehine. Bunu yapamadı mı? İhtilaf çıkartıp birbirini bitirmeyi şey yaparlar. Bunu da yapamadı mı? İhtilal yaparlar. Bunu da yapamadı mı? Savaş açarlar. Son bu. Ha? Anladık mı bu dört tane şeyi? Dolayısıyla Türkiye böyle 15 Temmuz'dan önce böyle bir şey yaptılar. Müslüman çocuklarını kanalize ettiler. Tam olduk derken olmadı. Sonra 15 Temmuz ihtilalini yaptılar. Tamam. Sonra o yemedi. Şimdi ne yaptılar? İç karışıklıkla birbirleriyle meşgul olup güçlerini tüketsinler. Ve dış dünyayla meşgul olmasınlar. Belki cesaretli olursa iç işleriniz karıştı. Benim de burada imtiyazlarım var. Biz zaten anlaşmamız vardı. İç karıştığı zaman biz de müdahale etme hakkımız var diye müdahale edebiliyorlar. NATO'yla böyle bir madde var ya. Ve yaptıkları en son şeylerde genç bir delikanlı çıkarırlar böyle muhalefette
Venezuela'da yaptıkları gibi, Fransa'da yaptıkları gibi, Libya'da yaptıkları gibi genç bir şeyi çıkarırlar. Onun üzerinde onunla kılcımı başlatırlar. Yani işte bir seçimle hakkımı yedin, yemedin, gittin, gitmedi. Bununla. Mesela bu İstanbul son seçiminde bir delikanlı çıkarttılar. Onun üzerine yapılması gereken bir plan vardı. Ciddi bir plan vardı. Son oyunlarıydı. Bu muydu de? Devletin akil dedikleri derin akıl dedi ki al sana 16 bin miydi? Al sana 700-800 bin. Al tamam sen ol. İç ihtilafı, karışıklığı böylelikle önlüyor. Diş karışıklığına meydan vermemek ve belirli bir maksada amaca gitmek için zaman kazanacak. Çünkü ne kadar güçlü dahi olsa, biraz açık aralıyorum, güçlü dahi olsa savunma ve askeri o kadar değilsin. Yani bir devlet iki devlet değil ki karşında. Yani bir devlet de olsa, diyelim ki Amerika ile olsa, inan Amerika bizimle cesaret edemez. Ben mübalağa etmiyorum. Böyle bomba atarak değil. Çünkü hiçbir kara savaşını kazanamamıştır. Vietnam'da, Irak'ta, hep fitne fesatla. Saddam'ın komutanları sattı da, hiç mermi atmadan girdi adam. Teslim ettiler yani, savaşmadı ki. Vietnam'da, bizim Afrin'de olduğu gibi yerin altıyla adamlar oyun oynadı. Hiçbir şey yapamadı. Gitti. Bomba atarak bir şey olmuyor. Tamam. Dolayısıyla böyle bir karışıklığı küçük bir zarar gibi şeyle önlüyorsun. Ben size bununla alakalı bir şey okuyayım. Ustad Hazretleri malum olduğu üzere 1958'de Bağdat'ta ihtilal olmuş. Niçin okuyorum bunu? Safınızda, sizin safta bulunan dostlarınız var. Dost değil hepsi. Karşınızda düşmanlarınız var. Hepsi düşman değil. Ben biraz hafif biraz aralayacağım. Daha ilerisi yok. Yani diyemezsin. Diyemem. Elde mi iniyor sana? Yani biraz değineceğim. Daha ilerisi yok. Demeyeceğim yani. Var da müsait değil, olmaz. Çünkü biraz konuştuk. Kamerayı kapatırız ha. Kamerayı kapatırız ha. Yani kafalar kapanması, ağızlar vesaire. Bak şimdi. Malum olduğu üzere 1958'de Bağdat'ta ihtilal olmuş. 58. Melik Faysal ile Başvekil Nuri Said Paşa ve hanedanı öldürülmüş. İran'daki ihtilal gibi. Ehl-i Sünnet'i indirdiler, Şia liderini getirdiler. Bunu Fransa yapıyor. Mesela Bin Laden'i Amerika CIA'ya getiriyor ama Müslümanlar kahraman zannetmiş. Tamam. Böyle senaryo oynuyorlar. CIA şeydir. Mesela Irak'taki Saddam'ın komutanları. Ama Türkiye'de de böyle satmışlardı ama Allah müsaade etmedi. Çünkü Türkiye artık vazifelidir. Vazifeli olduğu anlaşılıyor. Ne yaparlarsa boşuna. Mümkün değil vazifeli. Risale-i Nur hizmeti burada olduğu için. Usta bunu söylüyor. Diğer bahaneler hikaye. İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye girmemesinin sebebi Risale-i Nur'un diyor, Usta söylüyor Kastan'da, Türkiye'de olduğu için müsaade etmiyor. Şimdi 1958'de Bağdat'ta ihtilal olmuş. Melik Faysal ile Başvekil Nuri Said Paşa ve hanedanı öldürülmüş. General Abdülkerim Kasım riyasetindeki bu darbede çokları idam edilmişti. Hadisenin dördüncü günü düşünmenize havale edeceğim. Tebdili hava için değişik bir hava alayım diye ustad, Barla'ya giden ustadımıza öğle vakitte televizyon, radyolara, haberlere çok zıt şey yapmayın, zihninizi dağıtmayın diyen zat şimdi ustad. Tebdil hava için Barla'ya giden ustadımıza öğle vaktinde muhacir Hafız Ahmet Efendi'nin oğlu Kazım'ın dükkanında bir radyo getirdik. Dördüncü gün Irak ihtilalinde. Irak'la başlayacak bir şey. Getirdik. Ustadımız
namazdan sonra Irak'a hadisesini dinliyordu. Radyo dinliyordu. Ustadımız namazdan sonra Irak hadisesini dinliyordu. Dinliyor musunuz? Birden geldi haber, kapatın. Daha zamanı gelmemiş buyurdu. Ve devamla. Ben bekliyordum ki noktalı virgül. Şimdi ne kadar, nerede, hangi safta, bakın şunlara. Ben bekliyordum ki Almanya, ustad diyor, bunlar Amerika'nın sömürgesi, işgali altında, 30 küsür tane şey var, askeri kışlası var Almanya'da, Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya içinde. Sömürge iki devlet var, çok ciddi, Japonya ve Amerika, Almanya. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgedir. Hür değiller. Türkiye'de NATO'ya girdikten sonra sömürgeliğe girdi. O zaman kadar hürdü. NATO sömürge için yapılmıştır. Yani NATO namı altında ihtilaller, bütün ihtilaller onlarla, onlar yapılmış. 15 Temmuz'u da onlar yaptı. Birilerin taşeron şirketiyle yaptı. NATO fayda değil, zararı mutlaktır. Şimdi ben beklerdim ki, diyor usta, Almanya, Japonya, devlete bak, Hindistan, Pakistan, Almanya, Japonya, Hindistan, Pakistan, Amerika ve kendisi Türkiye. Kaç etti? 6. Alem İslam'la beraber olarak küfrü mutlaka karşı vuracaklar. Demek zamanı gelmemiş diye beyan etti. Küfrü mutlak kim? Çin ve Rusya. Ama beraberiz. Amerika düşmanımız. Rusya dinsiz kalamaz. Rusya dinsiz kalamaz. Geri dönüp de Hristiyan olamaz. Hak ve hakikatin her şeyden Kur'an'a, İslam'a teslim silah edecek. Görüyor musun zahirde Akdeniz havzasında düşmanlar, dostlar, film oynuyorlar. Ne oldu? Beccet şaşırdın mı abi? Yok, ben haberleri takip etmedim. Şey. Haberleri demedim. Demek ki. Risale-i Nur külliyatında Amerikan halinde hiç bulunmuyor. Ama Amerika ikiye ayrılıyor. Avrupa'yı da ikiye ayrılıyor. Mesela Bahtiyar Alman Devleti demiyor. Devlet de millet. Mesela Türkiye ve yönetim sistemiyle Müslüman halk zıt. Çünkü inancına zıt. Zıt yani. Mesela İran yönetimi halkı, Suudi Arabistan yönetimi Vehhabi halkı, Ehl-i Sünnet zıt. Yani devletleri yönetim olarak düşünmeyin. Halkı düşünün. Amerika ikidir. Avrupa ikidir der usta. 17. lemada. Nedir o? Bir, Kur'an'a, İslam'a düşmanlık yapan komite, Yahudi olan tarafı var Amerika'nın. Amerika ikidir. Bir de Hristiyan'ın hakiki dinini düsturu ittihaz edip İslam'la bir olan güruh var. O da savaşıyor Türkiye gibi. İç savaşımız var. Baksana kaç tane kafadan ses çıkıyor Amerika'da. 3 yerden, yönetimden ses çıkıyor. Değil mi? Şimdi Almanya'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya baktığınız zaman, Rusya'ya baktığınız zaman devletin politikası değil, yani siyasilerin durumu değil, halkın durumu da şey var. Halkı da ikiye ayırıyor. Amerika ikidir. İslam'a ve Kur'an'a düşman olan Yahudi, Siyonist ve onun taraftarları, Pentagon'daki askeri şeylerdeki adamları, bir de Müslüman olan demiyor, Hristiyan'ın hakiki dinini düsturu hareket ittihaz eden hakiki Hristiyan ruhanileri var. Böyle hep bozuk değil onlar. Öyle hakiki Hristiyanlar var ki benim dediğim Müslüman'dan daha temiz yaşıyor. Ben bu kardeşiniz olarak
Ben bilmiyorum, 10 sene oldu görmeyeli, belki almışlardır. Türkiye'de ben bir papazla namaz kıldım. Kendi odasında. Papaz ama. Dışarıda çıkınca Stavros'u çekiyor. Çıkıyor. Bizimle de Allah'a bekler. Ya orada sahte, ya burada sahte. Anca münafık olursa kurtulurum abi. Osmanlı'nın Abdülhamid'in adamı vardı. Nerede? İngiltere'de papazlık yapıyor. Ya diyor, artık beni deştin bıktın diyor bu şey, İncil'i çarpmaktan diyor. Ha? Biliyorsunuz ya. Ya vazife, ne vazifeler var? Yapıyor. Sizin adınıza neler vazifeler yapılıyor bir bilseniz. Müslümanlar adına. Müslüman kimisi hapiste, kimisi idam ediliyor, kimisi işkence görüyor, kimisi Hristi papazlık yapıyor. Kimisi çöpü temizliyor. Kimisi demir alıyorum, demir alıyorum, demirci. Sokakta dolaşıyor zannediyor. Hep demirci bunlar. Şimdi 6 tane devlet küfrü mutlaka vuracak. Ve külliyatta Amerika'nın aleyhinde yok dedik. Hemen de o abi şey, Amerika iki dil dedi. Hemen fevran etme. Hemen böyle mukabele etme de dinle. Yani içinde şey var. Çünkü Amerika'nın Siyonistliği esas alıp İslam düşmanlığı yapan grup var. Hakiki Hristiyanlığı nedir ya bu yaptığınız? Bizi at gibi kullanıyorsunuz, bindiniz, sömürüyorsunuz. Buna delil Almanya'da Yahudilerin aleyhinde bulunmak, şeyin Hitler'in aleyhinde bulunmak kanuna suçtur. Bunu çıkarma ihtiyaçları var, olmuş. Demek ki ne kadar Yahudi aleyhine bir zihniyet çıkmış ki kanun çıkartıyorlar. Yahudinin aleyhinde ve Hitler'in lehine konuşmak suçtur. Osmanlı güvercine yem atmak suçtur. Var ya kahverengi böyle. Almanya'da bu, yem atmayacaksın ama. Peki ne anlatmaya çalışıyorum? Ya bir şey kanuncu, ben mesela Türkiye'de birisi korunuyor. Demek buna ihtiyacı var. Çünkü toplumsal bir kabullenme olsa korumaya ihtiyaç yoktur. Allah korunmuyor kanunu. Allah'a şey yapmak, küfretmek, peygamberi küfretmek suç değil. Çünkü toplumsal bir kabullenme var. Zaten din böyle istiyor. Beni korumayın, herkes öyle olsun ya. Zoraki şey yok. Tenkit açıktır. Dolayısıyla Almanya'da böyle bir kanun var. Niçin bu kanun var? Böyle toplumsal bir feveran var. Niyesi? Çok bir tanesi de şu. Ahmak değil ustad. Bahtiyar Alman devlet demiyor. Alman milleti diyor. Almanya'da ikidir diye söylemek için söylüyorum. Her sene bilmem kaç milyar euro İsrail'e haraç veriliyor. Hitler seni şey yaptı diye. Ve Cumhurbaşkanı gidiyor o tarihte Hitler'in şey, İsrail meclisine özür diliyor. Her sene. Bunlar dünya perestir. Paraları, dinleri paradır. Kablosu içerideki odadadır. Peki, her sen SSK'dan, sende SSK para kesiliyor ya, onlara da Hitler şey, İsrail'e verilecek haracın parası kesiliyor işçilerden. Bunu alt biliyor. Almanlar aptal mıdır? Evet, bizim gibi hamiyetli değil ama bizden değişik bir özellikle çok üstünler. Bizde kuş hafızası var, unutuyoruz. Almanlar korkunç kincidir, unutmaz. Kesinlikle kincidir, unutmaz. Tamam. Şimdi Almanya şu anda sessiz, halkından her gün her ay 50 euro alıyoruz. Bunu çıkartan taraf var. Peki başka ne? İsrail ticaret yapar, vergi vermez Almanya'da. Avrupa hiçbir yerinde vergi vermezler. Hem araç alıyor, hem ticaret yapıyor, hem vergi vermiyor. Bunu bilmiyor mu? Senle ben duydum. Bunu senin devletinde Ermeniler yapsa ne yaparsın? Kanun da çıktı, bir şey diyemiyorsun ama yutkunursun diye. Ama biz şartları geldi mi
onu koruyana ve onun ensesine Osmanlı tokatı vurmaz mısın? Sosyal bir patlama olacak ya. Yani savaşa niçin giremiyorlar? Sosyal patlama olur. İşte demek ki Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da ikilidir. Sen de ikisin, de iki tarafı. De, deme. Vur, verme. Vur. Olur mu ayıptır? Allah yok. Olur mu ya tövbe estağfurullah? Diğer iki tarafı yok. Bak, bak, aç şu televizyonu. YouTube'a gir. Olmaz ya şimdi Allah Allah ya. İki tarafımız yok. İki tanemiz ya. Bir de bunun dışında olan ne yapıyorsunuz da? Sen haklı. Üç kişiyiz. Üç tane kişi oturuyoruz. Onun için yemek yedireceğine Rüştü abi öyle derdi. Gel kendini yedir derdi. Yemek yedir demezdi. Hep vurgulamada üç demeyi yapardı. Bana dedi ki biraz dersten geç kaldım. Beyefendi kendini gezdirdin mi dedi. Yani biraz geç kaldım dersten. Zübeyir abi de öyle demiş. Ona... Nefsini gezdirip yerdin mi dermiş? Evet. Aa, şey mesela misafir geldi değil mi? Gel yedir kendini. Yok abi değilim, o açtır dedi. Ya gel dedi, sen başver, ona yedir. Sen desin ama o açtır dedi. O da bakıyor, kim var yanımda? Bilmiyorum. Hep vurgulardı böyle. İkidir iki. Amerika'da aynı iç savaş var. Yani silahlı ile değil. Hak batıl, doğru yanlış. Siyonist ve hakiki Hristiyanlık. Zaten bunun siyasi karar mekanizmasında da görüyorsunuz. Savaş isteyen, istemeyen. Şimdi bu altı tane devlet, bu komple bunları anlatıyor biliyor musunuz bu kadar yer? Ben onları okumayacağım size. Çoğusu da gayrimüteşir. Anlatıyor. Şimdi zahirde İç ve dış böyle dengeler var. Böyle denge evde gelir gider. Biz zahire bakarız, olan şu Ayasofya niye açılmıyor? Savaş sebebidir. Biliyor musun? İngiltere'yle savaş sebebidir. Lozan'da imzalanmış adam. Ne açılmıyorsunuz ya, ne biçim dindar değil misiniz? Çok bana dindara bak ya, ne kadar dindarmış. Savaş olsa kaçacaksın. Savaş sebebidir. Mesela bir zahirdeki sebeple arka sebebi söyleyeyim. Mesela şimdi İslam'ı seçimci. Ustala diyorlar ki bu kadar Kirkuk, Musul, Suriye, Şam, Gürcistan'da, Batum'u, Ermenistan'da şu bu, Yunanistan'da iki tane şehir, neydi o, üç tane şehir, Batı Trakya var ya, kaybedildi. Tamam diyor, zahirde adamlar sattı. Mesela başbakanı, ötekisi de cumhurbaşkanı, onaylamasa o da imzalar mı? Sen başbakansın, ötekisi cumhurbaşkanı. Yani cumhurbaşkanı onay olmadan onu yatabilir mi? Lan Lozan'ın altında ikisi de imzası var. Zaten cumhurbaşkanı istemese başbakan neye gidiyor? Diyor ki, zahiri her şeyin bir zahiri sebebi var, bir de hakikati sebebi var. Zahiri sebebi, memleketi sattılar, adaları verdiler. Yani hiçbir şey yok ya. Türkiye Cumhuriyeti'ne savaş tazminatı olarak biliyorum, Yunanistan ne kadar altın verecek, adam hepsinden vazgeçmiş yani. Vesaire. Hakim, arkadaki kader cephesinin ustada soruyorlar, diyor ki, Türkiye'ye uygulanacak rejim, Türkiye'nin bağlı olduğu topraklar onun elinde olsaydı, şu anda Türkiye'ye uygulanan rejim orada da uygulanacaktı. Abi ne var bu rejimde? İslamiyet'i biliyorsan, bunu sormazsın. Biliyorsan, sorma. Bu soru, ya ne var Türkiye'de? O zaman İslamiyet'i bilmiyorsun. Türkiye'deki rejimle hakiki İslamiyet'in arasının farkını anlamak istiyorsan, YouTube'da girme diyorum ama girersin. Aziz Nesil var, komünist. Ona sor. Aziz Nesil, bu rejimle, İslami rejimi, hakiki Müslümanlar bu rejimin inançlarına zıttır diyor. Anlatıyor. O anlatıyor. O bile sana İslamiyet anlatıyor. Aziz Nesil. Ve beni ne cenaze böyle dik gömün dedi. Ve nerede gömdü belli değil. Bak o anlatıyor bak. İslam'la bu rejim zıttır diyor. Hakiki Müslüman sevemez diyor. Çünkü inancıyla zıt diyor. Allah'ın hakimiyeti olmayan şeyde hiçbir Müslümanın inancı kabul edemez. Küfür rıza küfürdür. Vesaire. Şimdi anlatmak istediğim ikidir arkadaşlar her yerde. İkidir. İkilik var. Yani
bir devleti iki gibi düşüneceksin, şansı da iki düşüneceksin, bir evi de. Hemen zahire bakıp hükmetmeyeceksin. Mesela geniş daireye baktığımız zaman Allah bitti, öyle değil ya. Mesela parti, bu parti desin o partidir. Öyle sana hakaret ediyor, bu tarafı cümle diyor ki senin adamın. Burada öyle destekliyor ki onun adamı. Hepsi birbirlerini biliyorlar da denge bozulması. Şimdi İstanbul seçimini anladınız mı? Hangi dengeleri korumak için yapılmış? Tam ne kadar işte yine baktılar daha seçim bitmeden. Verin lan ne kadar olsun, ne kadar büyük farkla ver yapın, nasıl yapacaksın? Ver. Ha bir baktı ters köşeye yatıyor işte. Devlet siyaseti bambaşka bir şey siyasettir. Yani daha seçim bitmeden nasıl bu farkla şey olacak? Yani niye safsınız? 16 bin farkla giriyorsun, 7 bin farkla çıkıyorsun. Müslümanlar vermedi. Hayır, sakın ha. Müslümanlar hiçbirisi davasına vazgeçmiş değil. Müslümanlar yeni vermiştir. E nasıl olmuştu? Olmuş işte. Anladın mı? Nasıl olmuşsa? Ben zaten yeni çıktım hapisten. Tamam mı? Nasıl olmuşsa? Olmuş işte. Yani uyanık o. Yani seçim daha YSK karar vermeden adam kendi mağlup olan ilan ediyor, tebrik ediyor. Daha adam çıkmadan, o da şaşırıyor, hakikaten mi lan bu kadar oldu falan. O da bilmiyor, o da ters köşe yapmış ama o da oynuyor, verilen rolü oynuyor, bilmiyor ki o da. Ama derin bir devlet var, gelenek var yani. Bin seneden beri bir gelenek var. Usta diyor ki, 30'u verip 300'ü alan etmiyor zarar. Peki karşı saftaki kimler olacak? Hasan abi daha eklenti olarak Ruhsat Çin'e yakın. Ustad bahsediyor. Küfür şeyinden diyor. Mesela hiçbir zaman Amerika'nın aleyhinde ustad külliyatta bulunmuyor. Amerika tasafi edecek. Evet. Amerika bu olmayacak Amerika. İttihada İslam'a istemeden yardım edecek diyor. Mesela. 76 emir daha getirdim bunları. 76. sayfada bunlar İttihad İslam'a mecbur olacak. İttihad İslam'ı kendi elleriyle yapacaklar. O karşı bloğun gücüne karşı. Evet. Başka Çin, Rusya ve komünist şeylere göre Avrupa'da bitiyor. Çin bitiriyor. Tamam öyle bitiriyor. Bir tanesi bugün arıyordu böyle. Türkiye elhamdülillah İttihad İslam'ı yapacak. Çatlasalar da patlasalar da Allah nurunu tamamlayacak. Kimler diyor? Çok rahmet-i ilahi ifadeye bak. Düşmanlar, kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Ama Müslümanlar istemese de demiyor, istese de demiyor. Ha? İşte böyle bir sırada ne olacak? O ceyran pek kuvvetli göründü bir zamanda. Çok kuvvetli mi arkadaşlar? Bir Türkiye tek değil mi? Ne kadar devletler şu anda? Sarmış mı? Cümleyi bir daha okuyayım. İşte böyle bir sırada o ceyran, Sufyaniyet şu anda Yahudi, Siyonist. Çok güçlü değil mi? Fransa yanında, İngiltere yanında, Almanya yanında, Amerika yanında çok güçlü değil mi? Heh, tamam. Çok kuvvetli göründüğü bir zamanda. Olduğu değil. Görünecek. Görüntüsü bu. Olduğu demiyor. Göründüğü bir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilikliğini zuhur edecek. Yani rahmet ilahinin semasından nuzul edecek. Sonra hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasafi edecek. Hurafattan ve tarifattan sıyrılacak. Hakaik İslami ile birleşecek. Manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'i inkılap edecektir. Yani şu anda Hristiyanlar da mağlup, Müslümanlar da mağlup. Kim galip? Siyonistler galip. Nasıl galip? İhtilaflarımızdan istifade ediyorlar. Peki ne olacak? Hristiyanlar da mağlup, bitmiş yani. İncil'in içerisine eski ahit diye Tevrat'ı da sokmuş.
Avrupa'nın şu anda İncil'inde, İncil'in yanında eski ahit diye yeni ahit diye kandırmış. Yeni ahit, İncil, eski ahit Yahudi. İncil'in içine sokmuş. Bunu bilmiyorlar makikileri ama gücü yetmiyor. Bak şimdi. Yani Hristiyanlık da bitmiş yani malum. Bir de okuyayım. Hazreti İsa Aleyhisselam şahsiyet-i manevisine ibaret olan hakiki sevilik dini, hakiki dini zuhur edecek bu olayda. Siyonistler çok üzgün olduğu zaman ne oluyor ya? Dünya her zaman deptebe kan akıyor ya. Bunlar hepsi iman etmemiş diye olayı biliyorlar. İnsanlık tarafları da var. Ha bakıyorlar ki dünyada kanın sebebi, dünya bir vücut kabul edersen kanser hücresi İsrail. Hem sömürülüyor ya. Bak senin devletinde Yahudi ticaret yapıyor, marketler zincir açıyor, vergi vermiyor bir de. Bir de onun halinde konuşmak kanun çıkmış. Dokunmaz mı sana ya? Ha o zaman İsevilik mağlup. Yani İseviliğin hakiki dindarları savaşıyor. Zuhuret, yani rahmet-i ilahi semasından İsa Aleyhisselam nuzul edecek. Niçin? Hali hazırda şimdi Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasavvuf edecek. Hurafeler girmiş, hurafattan ve tarifattan sıyrılacak. Hakaik İslami ile birleşecek. İslam'la Hristiyanlık bir olacak. Mane Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'i inkılap edecektir. Çünkü şöyle diyecek. İsa, Yezus, Allah'ımızın sıfatları şunu demişti. Kur'an'a göre Allah'ın sıfatlarını değiştirecekler. Ha, zaten demişti. O bir tane papa var diye öldürülmeye çalışıldı. Türk'ün mermisiyle atıldı. Niye Türk'e attırdılar? Gelecekte İslam-Hristiyan birliği olacağını bilen Siyonistler, İslam'ın bayraktarlığını yapan Türk milletinden bir kişiye tabanca mermi attırıyor papaya. Mehmet Ali Ağacı'ya değil mi? Niçin attırıyor? Dağı koparmak için. Yani tam da onu öldürmeyle ne yapıyor? Hristiyanların içerisinde Müslümanlara karşı düzelmeyecek ezeli bir düşmanlık yarmak için. Allah da öldürmedi değil mi? Allah da öldürmedi. İyi ki öldürmedi. Yani niçin? Bak Türk milleti İslam'ın bayraktarlığı buradan attırıyor ki Hristiyan dünyasında kabili irtiham olmayacak. Yani yarası düzelmeyecek, bir yarık vücutta yarık açılsın. Devamlı düşman olsunlar diye yapıldı bunu. Ve hapis 80 ihtilalinin hapisten çıkartılarak hem de ihtilal 80 ihtilali junta döneminden çıkıyor. Nasıl çıkıyorsa subay elbisesiyle. Onun dönemindir. Yani abi dilim sürçtü ya. Çok sistemli bir sürçtü. Zaten gitti o. Gitti. Ateşi bol olsun. 80'i biz nurcular için yaptık diyorduk. 80 ihtilalini. Öyle düşün. Özgür. Bir abi vardı Beykoz'da, canlı canlı 28 çiviyle duvara tutarak canlı canlı çaktılar. Faili meçhul katliamlar, asit odaları, asit kuyuları, büyük kıyma makinesinde et yapıp domuzlara yem yapılmış. Adamlar yok yani neden hani böyle makineye konulmuş, kıyma yapılarak canlı canlı domuz çiftliğine iş yapılmış. Bunun bizzatı yapan söylüyor. Nurları tanıyıp bizim siteyi tanıp ağlayan komutanı biliyor. O kendisi itiraf söyledi de genel yapmadı. Yapma dedim şimdi fitne uyandırma. Ve demek ki Hristiyanlığın Müslümanlığa böyle çarpıştırmak isteniyordu. Ama hakiki Hristiyanlık dini zuhur edecek, İslamiyet'e birleşecek ve Kur'an'a iktida ederek o İsevilik şahs-ı manevisi tabi, İslamiyet metbu tabi olunan makamında kalacak. Dini hak, yani Hristiyanlık, İslamiyet, bu iltihat neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. İnşallah İslam, Hristiyan birliği olacaktır. Şaşırdınız değil mi? İslam, Hristiyan birliği. İslam birliği yetmeyecek. Din küfre birliği, karşı. Din birliği değil. Din değil ya. Ha.
Yani öyle bir güç ki Çin'le Rusya. Yani Çin. Çin zulmü artık akıl almıyor. Ha, İttihat-ı İslam yetmeyecek. Çünkü tahrip kolay. Akdeniz Havzası'nda Türkiye'ye karşı gemileri toplandığını zannediyorsunuz? Kur'an'a iktida ederek o İsevilik dinin şahs-ı manevisi, İsevilik şahs-ı manevisi tabi olunan, İslamiyet ise tabi olunan, İslam, Hristiyan tabi olan makamında kalacak. Hristiyanlık da İslamiyet, din hak bu iltihat neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik ceylanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet, şimdi mağlup ikisi de, İttihat neticesinde dinsizlik ceylanına galebe edip dağıtacak istidadındayken İsa Aleyhisselam'ın zorunu anlatıyor. Ne zaman? Geldiği gelecek bir sürü kırık halli var. Burada söylüyorum. Bu olursa, bu da olursa, oldu mu tamam. Bak ne diyor? Dinsizlik ceylanına karşı ayrı ayrı mağlup olan İsevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde dinsizlik cehennemler galebe edip dağıtacak istidadındayken alim-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahs İsa Aleyhisselam o dini hak cehennemlerinin başına geçeceğini bir muhbir-i sadık peygamberimiz bir kader-i külli şeyin Allah'ın Celle Celaluhu vaadine istinad ederek haber vermiştir. Ben metni okuyayım sonra izah edeceğim. Madem haber vermiş haktır. Madem kadir-i külü şey vaat etmiş, elbette yapacaktır. Şimdi onu ispat ediyor ustad. Yani şuraya kadar izah edeyim. Bir bardak su verir misiniz böyle? Şimdi Hristiyanlıkta İslamiyet birbirine düşman yapılmak istendi asırlarca. Bu ihtilaftan istifade etti. Siyonistik ortaya çıktı, güçlendi. İkisini de dövüyor. Çünkü iki kuvvetli adam çarpışırken, dövüşürken bir çocuk ikisini de döver. Sonra bunlar hakiki Hristiyanlık ve hakiki İslamiyet. Bidatlar var ya, dini tamir davasında, televizyonda din talipçileri var. Kimisi ne etti belli değil. Kimisi yamyam, birisi Hindu. Yani Vehhabi, Şia, mezhepsiz. Acayip acayip değil mi? Dini tamir davasında neler oluyor? Ama hakiki İslamiyet'le, hakiki Hristiyanlık böyle filizleniyor. Ona filizlenmiş de, şimdi beraberlik şuuru da var. Ayrı ayrı iken, mağlup iken, ittihat neticesinde galip edecek istidadında olduğu zaman İsa Aleyhisselam bunların başına nüzul edecek. Şimdi bizde mukadder işten, ya olur mu ya? Böyle bir itiraz var. Bunu okudum keseceğim. Ya nasıl olacak? İsa Aleyhisselam çıktı. Ha onu ispat etmek için zannediyorum İki tane müşahhas örnek verecek. İsa Aleyhisselam nasıl geleceğine dair. Geleceğine dair ispat makamında iki örnek veriyor. Diyor ki, evet her vakit semavattan melekleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz eden Cebrail'in dihye suretine girmesi gibi. Yani melekleri savaşta indirdiğini, 50 bin, 100 bin indirdiğini, Bedir, Uhud'da indirdiğini ayet söylüyor. Açık. Diyor ki İsa Aleyhisselam nasıl inecek? Ya melaike yeryüzüne nasıl iniyor? Nasıl savaşıyorsa Cebrail Aleyhisselam dihye suretine nasıl girdiyse bu bir örnek. İki. Ruhanileri alim-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren yani bazı ruhaniler var. Mesela hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen yani kuşların ceflerine sineklerin kanatlarına girerek ölmüş evliyalar var. Ölmüş ahirete gitmiş. Ruhaniyetleri gelmiş. Aynı benim gibi senin gibi icraat yapıyor. Mektubatta söylüyor onu okuyun. İrşad eder diyor. İrşad ediyorlar işlerin başındalar ama benim bedenime girmiş. Mesela ona ait yer okuyayım bak şimdi.
Bu arada ara vermiş olayım. Bak şimdi nasıl, var mı böyle birileri? Var diyor. Ya var diyor, sen bizim gözümüz sebep sonucu şey yaptığı için daha diğerlerini anlayamıyor. Yani sebepsiz icraatı anlamıyoruz. Bak şurada bir örnek veriyor. Ustad kendisi veriyor. Diyor ki, hatta onlardan bir tanesi Seyyid Ahmed-i Sünusi. Milyonlar müride kumandanlık ediyor şu anda. Yok, ölmüş ama. Seyyid İdris gibi diğer bir zat 100.000'den fazla Müslümanlara kumandanlık ediyor. Seyyid Yahya gibi bir başka Seyyid 100.000'ler adamlara emirlik ediyor ve hakeza. Bu Seyyidler kabilesinin efratlarında böyle zahiri karamanlar çok olduğu gibi Seyyid Abdülkadir-i Geylani, Seyyid Ebu'l-Hasen-i Şazeli, Seyyid Ahmed-i Bedevi gibi manevi kahramanların karamanları dahi varmış. Yani şuradan haşiye indi. Diyor ki Ali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Ali İbrahim Aleyhisselam gibi öyle bir vaziyet almış ki umum mübarek silsilelerin başında umum aktar ve asarın mecmalarında o nurani zatlar kumandanlık ediyorlar. Etmiştirler. Edecekler demiyor. Ediyorlar. Ondan sonra haşi ediyor. Şu anda Seyyid Ahmed-i Sünusi milyonlar orduya kumandanlık ediyor şu anda. Bir daha okuyayım. Hatta onlardan bir tanesi Seyyid Ahmed-i Sünusi milyonlar müride kumandanlık ediyor. Seyyid İdris gibi diğer bir zat 100.000'den fazla Müslümanlara kumandanlık ediyor. Etmişti. Edecektir. Ediyor. Şimdiki zaman ekiği. Seyyid Yahya gibi bir başka Seyyid 100.000'den adamlara emirlik ediyor. Etmişti. Edecektir. Değil. Ediyor. Ve hakeza. 25. kare gibi kafanızda kalsın diye böyle kullanıyorum. Bu Seyyidler kabilesinin efratlarında böyle zahiri karamanlar çok olduğu gibi. Bunlar zahiri. Manevi değil bunlar. Maddi. Bunlar maddi. Bu Seyyidler kabilesinin efratlarında böyle zahiri karamanlar olduğu gibi Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ebu'l-Hasen Şazeli, Seyyid Ahmed-i Bedevi gibi bunlar da manevi karamanlarmış. Ötekiler karaman zahiri. Tamam mı abiler? Şimdi İsa Aleyhisselam'ın geleceğine dair bir örnek neydi? Melekleri Allah indirmedi mi? İndirdi. Melekten daha üstündür peygamber. Ölmedi zaten. Kur'an'da da söylüyor. İnecek. Ölmedi. Semaya kaldırdık diyor. Şimdi oradan geçmeyecek öteye. Peygamberimiz demiş ümmetimden olacak diyor. Bir sürü yerler var ama zaman şey. Ben size hulas ediyorum. Ben tatmin olmadığım şeyi size zaten söylemiyorum. Soruyu ben soruyorum zaten külliyata. Ben tahkik yani. Mesleğim işim bu benim. Ha, hiç endişe etmeyin. Şimdi arada naklettiğim başka kitaptan naklediyor. Mesela Emir Dağ okursam uzun olur. Mesela ona örnek veriyor. Diyor ki her vakitte örnek. İsa Aleyhisselam'ın maddetin inmesine örnek. Semavattan melekleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine. Mesela diyor Cebrail'i Dihye suretine göndermiş. Başka? Ölmüş evliyalar var. Onların ruhlarını bu şekilde insan suretinde kuşların kanatlarına girerek yapıyor. Misal gönderen bir Hakim-i Zülcelal. İyi dinleyin, tamam mı? İki örnek oldu mu? Hakim-i Zülcelal bak. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için değil semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa, hayatta olan ölmemiş İsa, belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi, hakikaten ölseydi, yine şöyle bir neticeyi azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş, Allah demiş, ne olacak peki? Vaat etmiş, vaat ettiği için elbette gönderecek. Hayatta da olsa getirecek. Ölse de gönderecek. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değil.
Bir tane yazar var, yazar, kitap yazar. Şimdi yazamıyor yaşlılıktan. Bana dedi ki bunu ders yapınca. Gülüyor, biliyor. Daha önce demiştim. Dedi gelince trafik polisi durdurunca diyor, polis durdurunca kim sorsa ne yapacaklar dedi. Yani Sema'dan İsa Aleyhisselam gelecek de nüfus dairesinde cüzdan isteyecek şimdi. Şimdi daha enteresan. Hadiste diyor ki adil bir devlet başkanı olarak gelecek diyor. Ya. Soramaz o zaman tabii. Adil bir devlet başkanı. Nereye de nasıl geleceğini soruyor. Saravaten soruyor. Size hemen parades, Şam'ı bana sorarsınız. Şam Suriye'nin başkenti değil ha. Ya, usta, Resulullah demiş ya Şam'da Ak Minare diye. Şam, Suriye'nin başkenti Şam değil. Dimeşk'tir. Dimeşk. Şu Türk ifadesi bu. Şam biz diyoruz. Şam neresidir? Alem-i İslam'ın kalbi olan Orta Doğu coğrafyasına Şam-ı Şerif denir. Şam Suriye'nin başkenti değil ya. Hadiste geçen, ona göre düşüneceksin. Yoksa o camiyi de vurdular ya. Bence camiye dururlar. Böyle İsa Aleyhisselam indiğim tak vurur. Hazreti İsa Aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun kim tanıyacak? Mukarreb ve havası nuru iman ile onu tanır. Yoksa bedaat derecesinde herkes onu tanımayacaktır. Herkes sıfat, mesela bazıları mukarrebleri var. Beraber hizmet edecek. O da bilecek. Peki başka? Hakaik imaniyede inkişaf etmiş olanlar vasıflarını külliyatta göreceği zaman bu oldu mu? Hı. Bu. O. O tamam. Bu sıfatlar kimde? Bu. Tamam sen boşuna o simada o libasa giyme. Giydi. Bilir yani. Nuru imanla bilir. Nasıl bilir? Sokaktaki adamları namaz kılıp kılmayan simalarını görmüyor musunuz? Fark. Nasıl gözüküyor? Ama namaz kılmayanların böyle bir göremezler ki. Biraz da ehliysen hangi tarikattan olduğu insanların simasından belli. Sırf Kur'an okuyorsa bembeyazdır. Ehli tefekkürse pembedir siması. Tarikatçılar beyaz olur, nurcular pembedir. Günahkarsa da karadır. Mesela televizyon mesela şey, seyretmişse gözlerinde de bellidir. Hepsi namaz kılıp kılmadığı vesaire yaptı. Hepsi bellidir arkadaşlar. Şimdi kısaca toparlayayım. Hristiyanlık, İslamiyet ayrı ayrıken mağruptur. Hristiyanlığın hakiki dinini zuhur edecek. İslamiyet'in hakiki dini de öyle. Ne demek yani? Bidatlar var ya, hurafeler, Vehhabiler, Şialar, Tefrikalar, 72 fırka. Bir tanesi fırka inacı olacak diyor Peygamber Hazretleri. Böyle çıkacak. Vehhabi için öyle diyor. Ya intifa edecek, ya sunacak, ya İslamiyet'e dahil olacak. Başka şansı yok. Böyle onlar bir olacaklar Allah'ın izniyle. Ve ayrı ayrı kemalup, sonra bir oldukları zaman bir olacaklar. Bunlar birbirine çatıştıran Siyonistlerdir. Ayrılsın, hiçbir zaman bir olamasınlar diye. Alem İslam'ın ağabeyi, lokomotifi olan Türkiye'den bir adam gidip ona mermi atıyor en tepedeki adama. En tepe devletten en tepeye atılıyor. Bunun için yapılmış ve çok ipini. Sonra Hristiyanlar hakiki dinin zuhur edecek ve zahirde gözüktüğü gibi değil. Herkesin hesabı ta derinlerde yapılıyor. Zahirde kayıp ve kazanımların böyle surete bakıp durmayın. Bir kader cephesi var. Bir de mülk cephesi var. Mesela size daha anlamanın için bir tane bir şey vereyim. Mesela bu malum reis şimdiye kadar son seçimlere kadar hep muvaffak galip ola ola çıkıyordu. Dünyaya karşı yani ile bu seçimden değil. Dünyaya karşı da güçlü oluyordu. Herkesi korkutuyordu gün velacep. Şey son iki seçim bu İstanbul seçimi değil genel seçimlerin kayıp etme yani güven ve şeyi vermiyor. Onun davranışlarından değil, niyetinden değil, hamiyetinden şüphemiz yoktur. Fakat gücü, kuvveti son zamanlarda başka yerde aradı. Başka yerde aradı. Gazi demediği zaman yaptı. Gazi dediği zamanlarda yani neyi kastediyorum böyle bir sürü Çanakkale gazilerimiz var ya. Çanakkale gazilerimiz var. Çanakkale gazi deyip de şey yaptığı zaman
Allah'a ve Müslümanlara, dine, Kur'an'a hakik iman edenlerde önce güçlüydü. Çünkü kapıların önünde. Ne zaman bu kelimenin arkasına başka isimler de koyunca, ondan sonra kader ilahi kalplere şey yapmadı. Yani kader canibinden bu en önemli şey, kader sırrı. Ötelerdeki adamlar böyle diyorlar. Yani kadere fetva verdi. Bu üslubundan vazgeçici gücü Allah'tan ve Müslümanlarda arayacak. Onlarda güç aramayacak. Güç yoktur. Onlar birdir. Ondan sonra Cemayirit Müttefika İslami olacak. NATO, Varşova Paktı gibi bir pakt göreceksiniz yakında. Bu paktın Arapça adı Emirda 76 uzun olur. Ezan okundu işte. Sizi tutmayacağım. Bu paktın adı Cemayirit Müttefika İslami. 76. sayfadan söylüyorum. Emirda 2'de. Cemayirit Müttefika İslami olacak. İnşallah diyor. O hakiki bayramı siz görürsünüz diyor. Ustad ona bayram diyor. Ne şey olacak? Paktın adı ne olacakmış? Cemayirit Müttefika İslami. Ruhu canımızla mübarek bayramımızı tebrik ediyoruz. İnşallah alem İslam'ın da büyük bir bayramına yetişirsiniz. Cemayirit Müttefika İslami'nin kutsi kanun esaslarına menba olan Kur'an-ı Hakim istikbalde tam hakim olup beşeriyete tam bir bayram getireceğine çok emareler var. Hutbe Şamiye. Nasıl olacak? Hristiyanlar neyi kaybedecek? Müslümanlar neyi kazanacak ki? Ne olacak ki Müslümanlar da hakim olacağız? Biz balon gibi gideceğiz diyor. Onlar kani gibi olacak teknolojisi. Bunun sebebini Hutbe Şamiye'de anlatıyor. Hutbe Şamiye bunu anlatıyor. Diyor ki Türkiye öyle bir hale gelecek ki teknolojisi balon gibi. Avrupa'nın ve Amerika'nın teknolojisi ise kani gibi seviyesinde kalacak diyor. Yani bunun sebebini söylüyor Hutbe-i Şamiye'de. Şu 6 tane sebep Hristiyanlarda olduğu için uyduruk Hristiyanlık çökecek, hakiki Hristiyanlık ortaya çıkacak. Şu 6 tane Müslümanlardaki sebep Müslümanları çökertmişti. Bu 6 tane sebep kalktığı için Müslümanlar ayağa kalkıyor. Bir tanesi batıl bir Hristiyanlığı bıraktıkları için Hristiyanlar terakki etti. Müslümanlar ise ona zahire baktı, dini terk etti, yükseldi. Biz de doğru dini terk edince aşağı indik. Onlar ne zaman dinini terk etti, yükseldiler. Biz dinimizi terk ettik, indik. Çünkü onların dini yanlıştı, tarifti. Bizimki doğruydu ve geçerliydi. Ne zaman buna sahiplenirsek, 6 tane sebep var. O 6 tane sebep Müslümanları ayağa kaldıracak. Hristiyanlarda da 6 tane sebep dibe götürecek. Bakın 28. sayfada Hutbe-i Şamiye'de orada anlatıyor. Peki en son nasıl olacak? Keçiyi diyor, keçiyi kurt darlattı diyor. Bunu da münazaratta söylüyor. Diyor ki keçiyi kayalıklara sıkıştırdı. Bir baktı ki keçi aşağıya uçurum. Arkada keçi. Ne yapacak? %100 zaten ölecek buradan. Bir şansını denedi. Bir geri dönüyor. Hiç beklemiyordu kurt. Keçi izdirarı artık. Başka çarem yok. Can ağlığıyla boynuzuyla keçinin karnını delmiş diyor. Aşağıya atmış. Aa size diyor acizlikte güç diyor ustad. Tamam? Acizlikte güç. Mısır İngiliz siyasetinde okuyor. Hindistan İngiliz'in gene lisesinde okuyor der. İşte Kafkas diyor Rus Mektebi Harbiyesi'nde eğitim görüyor diyor. Hepsi Türkiye'nin etrafına toplanacak. Ha? Zaten okudu. İstikbal bizimdir, mazi onlarındır. Biz bu paya razıyız. Cemayirit Müttefika-i İslamiye bayramımız mübarek olsun. Hadisat-ı azime böyle buraya götürüyor ister istemez. Hiç kimse böyle kolunu sallaya sallaya böyle yükselmemiş. Yükselemez de. Hadisat-ı azime böyle. Emirdak 58'de söylüyor. Yine Mektubat 443'te, 44'te anlatıyor. Bir suya anlatıyor. İnşallah bir nebze anlaşılmıştır. 30'u verip 300'ü alan etmiyor zarar. Vahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin el-Fatiha.